Türkiye'de maalesef bir süreden beri bir takım iddialar belli merkezlerde üretilip daha sonra bu iddialar siyasetin gündemine ve Türkiye'nin gündemine getiriliyor. Bu iddiayı gündeme getiren HDP milletvekilinin dün Zoom üzerinden FETÖ'cülerle yaptığı toplantıda deşifre oldu. Şimdi burada şuna bakmak gerekiyor. Biz bu ülkede Adalet Bakanlığı'nın Ceza ve Tevkif Evlerinin İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamaları mı kabul edeceğiz? Yoksa FETÖ'nün ve bazı terör örgütlerinin dezenformasyon amaçlı ürettiği bilgilere mi itibar edeceğiz? Öncelikli olarak hem görüntüler bu konuda yayınlandı hem de meselenin arka planı topluma açıklandı. Açık bir şekilde bir tarafta saray rejimi söylemi üzerinden devletin kurumlarını, anayasal sistemini ve bunların meşruiyetini tartışmaya açan ve buradaki gayrimeşru iddialar üzerinden de aslında bir müdahale zemini hazırlayan bir anti siyasetle karşı karşıyayız. Çünkü siyaset kurumu doğası gereği toplumsal meşruiyeti temel alır. Devletin kurumlarının meşruiyetini temel alır. Yani siyaset kurumunda devlet de, devletin kurumları da, devletin anayasası da, yasaları da meşrudur ve siyaset bu meşruiyet üzerinden yürütülen e, şeydir. Ama anti siyaset ise e, eğer siz e, devletin polisine, devletin hakimine, savcısına, e, devletin ordusuna e, gayr meşru diyor ve sarayın ordusu, sarayın rejimi ifadesi üzerinden sistematik ve bilinçli olarak terör örgütlerinin söylemine, diline yani PKK'nın, Fetö'nün oluşturmak istediği ee, o iklime e, katkı sunuyorsanız her şeyden önce e, burada e, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi e, bir beşinci kol faaliyetinden, bir espiyonaj faaliyetinden bahsedebiliriz. İnsanların zihninde e, devletin polisinin, askerinin, hakiminin, savcısının, yasasının, anayasasının, siyasal sisteminin, hukukunun, mahkemesinin, hepsinin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından e, tartışmaya açıldığını ve gayrimeşru ilan edildiğini görüyoruz ki bunun adı siyaset değil. Bunun adı apaçık anti siyasettir ve bu anti siyasette e, e, herhangi bir e, müdahaleye zemin hazırlama faaliyetinin e, bir parçası olarak görülüyor. Burada muhalefet sorumluluğunu üstlenmeli ve muhalefet burada Türkiye'nin yararına olan meselelerde mesela Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerinin yanında durmamalı. Libya'da Birleşmiş Milletlerinin tanıdığı meşru hükümet yerine Hafter'i desteklememeli. Suriye'de Esedçi, Mısır'da Sisi'yi destekleyen, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nden medet uman, demokrasi dilene, dilenen bir tavır içerisinde e, muhalefetin olmaması gerekir. O yüzden e, meselelere e, bakarken biz e, öncelikli olarak toplumsal meşruiyet zeminimizi siyasal meşruiyet zeminini e, tartışmaya açmamak gerekir. Tamam. Şimdi orada açık bir şekilde zaten bu iddiayı dile getiren milletvekilinin e, FETÖ'cülerle yaptığı Zoom toplantısının deşifre olmasının ne anlama geldiği açık ...burada ben tekrar şunu sormak istiyorum... ...biz burada... ...Adalet Bakanlığımızın yaptığı açıklamaları mı esas alacağız? Yoksa talimatla... ...hapishanelerde hareketlilik oluşturmak isteyen FETÖ'cülerin açıklamalarını mı esas alacağız? Biz burada ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğünün yayınladığı görüntüleri mi esas alacağız? Yoksa bir takım... E, demin ifade ettiğim e, merkezlerin oluşturmak istediği e, dezenformasyonu ve sahte gerçekliği mi e, esas alacağız? Aynı şekilde e, birileri Türkiye'de e, Pensilvanya'dan aldıkları e, talimatlarla hareket ederken e, diğer taraftan bakıyorsunuz birileri de Kandil'den aldıkları talimatlarla hareket ediyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen ee, siyasete, siyasal kültüre, demokratik siyasete ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin e, birliğine beraberliğine ve e, bütün bunlara saygı duyuyorsa eğer Cumhuriyet Halk Partisi e, burada e, devletin kurumlarının meşruiyetini tartışmaya açmak yerine e, devletin kurumlarının e, açıklamalarını e, dikkate alan ve resmi açıklamaları dikkate alan bir tavır içerisinde olmalı ve Pensilvanya'dan gelen ya da Kandil'den gelen e, talimatlarla e, toplumsal alanın terörize edilme e, çabasına katkı sunmamalı. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun e, FETÖ'cülerle yaptığı e, Zoom toplantısı deşifre oldu. Dolayısıyla bu toplantıda ne konuşulmuştur, bu toplantıda neler paylaşılmıştır ve özellikle e, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ortaya koyduğu iddialarda e, bu toplantının bir e, etkisi var mıdır? E, bunlar tabii soru işareti olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı e, ciddi anlamda e, sadece e, FETÖ'den kaynaklanan değil, Başka noktalardan da Türkiye'ye dönük ciddi saldırılar var. İşte tam da bu noktada biz ısrarla muhalefete dönüp şunu söylüyoruz. Lütfen Türkiye karşıtı odakların dilini kullanmayın. Onların söylemlerinin içeride sözcüsü durumuna düşmeyin. Yine Türkiye karşıtı odakların... Türkiye'nin yararına olan konularda yürüttükleri faaliyetlerin içeride taşıyıcısı olmayın nasıl bir iyi niyet arayışı içerisinde olabiliriz? Buna nasıl siyaset diyebiliriz? E tabii işte Amerika'dan demokrasi dilenen muhalefet aslında umuda kapılanların kimler olduğunu gördüğünüzde aradaki işbirliği de deşifre. FETÖ'cüler ve terör örgütlerinin PKK'nın Umutlanmasını heyecanlanmasını anlıyoruz da e, içeride milletle beraber siyaset yapması gereken çalışma söz konusu. Evet. E, yani sizden de genelde açıklamalar bu yönde. E, CHP biraz farklı.